Yeni evimiz. Ya bu evi sevmezsem? Ya çiftliği özlersem? Seveceksin oğlum, hiç merak etme. Burada çok güzel anılarımız olacak. Çok seveceksin bu evi. Ben şimdiden sevdim. En azından şehir merkezinde. Yiğit'cim, sizin şirkete de yakınız değil mi? İclal çat kapı yaparız diyor yani. Ne alakası var anne? Meraklı mıyım ben şirkete ya? Hadi inelim. Gel bakalım küçük adam. Vay, yeni evimiz burası mı? Çok güzelmiş. Ah, hadi bakalım. Biz önden gidelim, odana girelim. Gel. Hadi bak bakayım odana. Sen bakma öyle annemin daha başı falan dediğine, özlüyor çiftliği. İnşallah alışırız buraya da. Burayı da benimseriz inşallah yuvamız diye. Bir evi yuva yapmak bizim elimizde işler. Ay bugün de taşınma günü herhalde. Sevgilim Cahit mi tuttu yoksa orayı? Hı? Elmasın acısını biraz olsun hafifletmek için Hafize Hanımları yerleştirecek olmasın oraya? Ama ne halt ediyorsa etsin Cahit Bey. Siz dün akşam da biraz bozuktunuz. Boşanamamasını hiç umursamadım bile. Bir şey mi oldu? Yok ya, aman boş ver. Hadi gel. İçeri geçelim, gel. Ay yok. Yok, baksana Cahitler taşınmıyor buraya. Eşyalar hep genç işi. Hafize Hanım hiç düşünemedim şu koltuğun üstünde. Bakın o koltuğu da şöyle sehpanın arka tarafına doğru koyalım, tamam mı arkadaşlar? Dikkatli olun. Çok güzel. Komşularım da gelmiş. Hoş geldiniz. Yeni hayatımıza hoş geldiniz. Sen ne yapıyorsun ya? Sakin ol İclal, sakin ol. Hiç bu kadın ne diyor ya? Ha? Meğerli ben sana söyleyeyim İclal'cim. Komşu olduk. Yani komşuluk ölmedi değil mi? Artık çat kapı karşılaşacağız. Komşu ha? Komşu. Yok şaka bu değil mi? Şaka değil mi? Bu gerçek değil değil mi? Benim de bir eve ihtiyacım vardı. Gezdim, gördüm, beğendim. Niye bu kadar şaşırıyorsun ki? Tesadüf ha? Tatlı tesadüf. Bana bak Nur bak. İclal, hadi eve. Yiğit ben bu kadınla böyle... İclal eve. Hadi eve dedim, geç. Lan cezası. Lan cezası pislik. Ne düşündüğünü... Ne oluyor sana? Hı? Ne oluyor sana? Biliyorum, beni anlamıyorsun ama... Ya anlat o zaman. Hadi. Hadi anlat o zaman. Gerçekten ben seni anlayamıyorum. Hadi anlat. Ya sen hangi ara bu kadar tuhaflaştın? Acayip acayip hareketler yapmaya başladın. Anlat bana. Ben artık senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Anlat bana. Aman o antikalara dikkat edelim, tamam mı? Biraz daha özen gösterelim. Parlattın sen de bunları herhalde. Güzel. Biraz daha şunları, tamam? Şunu şöyle ortalayalım. İyi olur herhalde. Güzel. Güzel oldu. Yenilik ferahlık getirsin inşallah. Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Git. Git migren ilacımı getir bana çabuk. İşler. Daha ilk günden. Ne oluyor kızım? Gel anne gel. Gel göstereyim ben sana ne oluyor. Gel. Gel. Gel bak. Bak bak ne oluyor bak. Bak.
Ne işi var bunun burada? Niye yalnız bıraktın onları? Ya bak bu kadar pervasız, bu kadar cüretkar işte. Niye yalnız bıraktın onları diyorum? Allah Allah! Ben sabahtan akşama bunların başını beklesem ne olacak ya? Bu kadına ne gam? Hanımefendi komşumuz oldu, komşumuz. Ya şirkete gelip sekreter oluyorsun. Ondan sonra buraya gelip komşumuz oluyorsun. Ya senden bu nasıl bir... Ya Nur, sen böyle biri değildin. Sen hangi ara böyle biri oldun? Başka çarem olmadığını anladığımdan beri Yiğit. Çare? Ne çaresi Nur? Allah aşkına ha? Neyin çaresi? Ya böyle saçma sapan oyunlar oynayarak ne elde edebileceğini düşünüyorsun sen? Düne kadar sen beni kovalıyordun, ben kaçıyordum. Şimdi ben senin peşindeyim. Sen benim peşimdesin. O adamla evlendikten sonra ne değişti de düştün peşime, ha? Dur bakayım. Yoksa kocan öldüğü için mi? Bebek yüzünden mi? Peki, benim başka birine dokunabilmeme ne oldu? Ha? Söylesene. Söylesene, işlele dokunabilmeme ne oldu? Ya bana tek bir mantıklı sebep söyle Nur. Bekliyorum. Bana tek bir mantıklı sebep söyle. Bu saçma sapan, bu sana yakışmayan... Daha doğrusu benim daha önce tanıdığım Nur'a yakışmayan bu saçma sapan oyunu oynayabilmen için bana tek bir sebep söyle. Soruyorum işte. Ne değişti de düştün peşime, ha? Neden peşimdesin? Hala konuşuyorlar ya. Kıskançlığı bırak da ne konuştuklarına bak sen. Yiğit üstüne gidiyor belli. Söylemesin bütün bildiklerini. Söylemez pislik. İstediğini aldı. Kesti önümü artık. Ya daha fazlasını isterse? Ya bütün gerçeği söyleyeyim adama, tamamen sahip olayım derse? Demeyecek. Demeyecek çünkü Yiğit'in Fırat'a yapacaklarını çok iyi biliyor. Onları göze alamaz. Yakmaz Yiğit'in başını. Biz evlenmediğimiz sürece benim bu sırrım onun o dikilesi ağzında kilitli kalır. Ben adım kadar eminim. Ya ne değişti soruyorum sana, söyle. Söyle. Bak tek bir cevabın yok. Harika. Çok şey değişti aşkım ama... Biliyor musun? Belki de hiçbir şey değişmedi. Belki de sen hep böyleydin. Hep buydun. Hep bu oyunbaz kadındın da... Ben hiçbir şey göremiyordum. Ben kördüm. Ben sana olan aşkımdan kördüm Nur. Ama sen benim gözlerimi açtın. Sayende artık çok daha iyi görüyorum. Bana ne söylersen söyle. Çok daha ağırlarını söyle. Hepsini göğüslemeye hazırım. Peşindeyim. Bırakmam. Sen peşimdesin. Bırakmazsın. Vay be. Müthiş. Çok etkileyici. Ama bir sorun var. Ne biliyor musun? Hiç inandırıcı değilsin. Şimdi bana inanmamak için çok güçlü bir sebebin var. Hayatımın hatasını yapıp bu inançsızlığı ben yarattım. Ama yarattığım gibi bana inanman için... Ya tamam artık Nur. Ne büyük aşk. Aman çok büyük. Gerçekten çok büyük bir aşk seninki, evet. Aşkımı sorgulama. Bana ne yaparsan yap. İstediğin kadar kız. Aklımı sorgula, yanlışlarımı sorgula. Hatta şu an oynadığım oyunları, ne kadar değiştiğimi, her şeyimi sorgula. Ama sana olan aşkımı sorgulama Yiğit. Yalvarırım, aşkımı sorgulama. Sen, o nikah masasında o adama evet diyen, benim gözümün önünde o adamla evlenen başka bir adamın karısı olan sen. Ben o adamın hiçbir şeyi olmadım. O sadece kağıt üstünde. Ya kağıdın altı üstü Allah aşkına. Bırakacaksın bunları. Geçeceksin bunları, geçeceksin. Ben geçtim. Sen o nikah masasında benim gözümün içine baka baka evet dedikten sonra ben her şeyden geçtim. Benden de geçtin mi? Öfken, aklın, mantığın benden geçti. Görüyorum. Peki ya kalbin? Yüzüme bakıp söylesene. Kalbin de benden vazgeçti. Söylesene.
benden vazgeçtin. Otur, tamam mı? Otur ve sakin ol işler. Ha, bacak bacak üstüne de atayım mı anne? Böyle arkama yaslanayım, püfür püfür o kadının gözümün önünde daha ne kadar ileri gidebileceğini izleyeyim, öyle mi? O kadına bu gücü veren sensin. Konuşturma şimdi beni. Bak, sen artık taktik değiştirdin, tamam mı? Bunu o kafana sok. O asıp kesen, o adama nefes aldırmayan kadın gitti. Bırak o yılan istediği kadar yürüsün. Ben sana daha önce de söyledim. Onun bu küstahlığı, onun bu cüretkârlığı senin silahın olacak kızım. İclal, benim de haberim yoktu. Benim için de sürpriz oldu. Hı. Ben Nur'un bu sürprizlerine alışayım artık o zaman. Ne yapmaya çalışıyor inan bilmiyorum. Gerçekten mi hiç? Gerçekten mi bilmiyorsun? Bence de ya. Zaten bana bir şey açıklamak zorunda değilsin. O kadına bu cesaret senin kalbin veriyor. Sen benimle konuşma. Kalbinle konuş. Bilmiyordum teyze. Tamam. Tamam ama bununki artık resmen taciz. Teyze gerçekten... Kızım seninle evlenmemekle ne kadar doğru bir karar vermiş Yiğit. Anlamış. Kabusundan nikahla bile uyanamayacağını ne kadar güzel görmüş. Teyze. Ben en çok ne için üzülüyorum biliyor musun? Torunum için. Bu kadının tacizleri en çok Mert'e zarar veriyor. Cesaret senin kalbin veriyor. Sen benimle konuşma. Kalbinle konuş. Öfken, aklın, mantığın benden geçti. Görüyorum. Peki ya kalbin? Yüzüme bakıp söylesene. Kalbin de benden vazgeçti. Elmas, bırak artık şu inadı. Hadi. Ya iki saattir hadi elmas diyorum ya. Hadi kalk gidelim evimize. Nereden bizim evimiz oluyor acaba? Oh! Analı kızı gitmişler, bir güzel seçmişler eşyaları.
Bizden önce de gitmişler, gezmişler, görmüşler evi. Giderken de bize böyle hadi biz evimize gidiyoruz demişler. Nereden bizim evimiz oluyor acaba? Bak gereksiz yere alınganlık yapıyorsun. Ben sana boşanana kadar böyle demedim mi? Ben de artık kendi evimde oturmak istiyorum demedim mi? Hani hamileliğin benim yanımda geçecek, hiçbir yere bırakmam, biz bir çatı altında yaşayacağız diyorsun. Ondan sonra gidiyorsun beni o iki cadının kapısına atıyorsun. Hani benim anam babam ne olacak peki? Aşk olsun ya. Ben senin ananla babanı evsiz barksız mı bıraktım? Onları ev tutmadın mı? Ha? Tuttum. Ha, dünyanın öbür ucunda. Elin saf ya. Vallahi elin saf yani. Arabayla 10 dakika mesafe ya. Ben 10 dakika bilmem Cahit Bey oğlum. Ben kızımı gözümün önünden ayıramam. O kenafir gözlü ana kızın ocağına düşürmem. Tayyar Bey, bari sen bir şey söyle. Fotoğraflara kadar gösterdim. 5 odalı mis gibi ev. Yani ben size özel şoför de vereceğim, altınıza araç da vereceğim. Gönlünüzce gidip geleceksiniz ya. Hay Allah razı olsun ya. Gönlümüzce gidip geleceğiz demek ya. Sen benim şu gözlerime baksana Cahit Efendi. Şeşmeş mi bakıyor bu gözler? Yok efendim yok. Ben kızımı alıyorum, doğru memlekete gidiyorum. Ne demek ya? Memlekete gidiyorum ne demek? Al işte Cahit, buyur. Ah. Ağlama kız. Baban haklı. Yerden göğe kadar haklı. Sen benim kızımı ağaç kolundan mı çıktı sandın Cahit Efendi? He? Sahipsiz mi sandın? He? Sen daha sen karından boşanama. Sonra tut benim kızımı al. Damızlık gibi. Tövbe estağfurullah. Götür el alemin evinde koy bir kenara. Süs gibi dursun ha. Yok öyle şey. Ya bunlar nasıl laflar ya? He? Nasıl laflar ya bunlar? Ben isteyerek mi boşanmadım? Elmas, ağlıyorsun sen. Ağlatmayın şu kızı ya. Hadi kalkın gidiyoruz. Hadi ağla. Nereye kalkalım kızım? Kafamızı sokacak damımız mı var bizim? Var. Var hem de öyle bir damınız var ki. Kızınıza, torununuza bir kapı. Hadi kalkın. Hadi bakalım. Kalk. Hadi. Yine maşallah sür sürüştür tak takıştır. Aman senin de işin gücün yok, beni mi gözetliyorsun yenge? Ya değil mi ama saray gibi evimizde niyeyse hep de gözüm sende. Aman aman neyse gözümüz yok. Aman iyi ki de gözün yok yani ha. Geçen gün bir girdim evden içeri, artık nasıl sıktıysan bütün ev buram buram ben kokuyordum. Ay ne kıymetli malı varmış ya Rabbim. Bir Allah'ın günü de soğan kavurması kokacağına gül bahçesi koku versin. Ne varmış? Hem el alemin evi mi? Al, senin de evin işte. Kısa bir süreliğine inşallah. Kız, Nazan, bana bak. Bir iki dakika beklesen de ben de şöyle üstümü başımı bir değiştirsem. Seninle geçmiş olsuna gelsem ha? Kız hadi ne olursun be. Ay daha neler ya? Yok artık. Tanımazsın etmezsin. E tanımıyorsam sizin ayıbınız. Ayol biz akrabayız. Ne var yani ben de gelsem? Şöyle yeni evi bir görsem, bir gözüm gönlüm açılsa. Hem seni met ederim kız. Hadi yengeciğim hadi sen şimdi beni hiç tutma. Bak ben şimdi gideyim, bütün evi iyice bir inceleyeyim. Dönüşte gelir sana anlatırım. Gelmiş görmüş kadar olursun tamam mı canım? Hadi güzelim benim. Ay, boşanmadı ya, bir yerlere havalandı hasmanın. Beğenme sen bizi beğenme. Dönüp geleceğin yer yine bizim kapımız. Benden söylemesi. Yok hadi. Bu sefer göreceğim yiğidim. Bu sefer bütün gücümü toplayıp dikileceğim karşısına. Ya bu kaçıncı ya, bu kaçıncı? Anlamadım ki sen beni mi kandırıyorsun, kendini mi kandırıyorsun? Yok, yok. Bu sefer evladımın hatırı için tüm gücümü toplayıp dikileceğim karşısına. Biliyorsun, bu sefer durum başka, başka çarem yok. Heh.
Evladı Çin'miş. E hadi git ya. Adam olaydın, baba olaydın da. Ya sen hangi birine babalık yaptın? Hangi birine bağrına bastın he? Tövbe tövbe. Bozduracaksın yine ağzımı. Bozduracaksın benim tövbemi yine. Geliyor. Oğlum geliyor. Oğlum geliyor. Katil. Hadi çık evladının karşısına. Kolaydı değil mi abi? Kolaydı. Ne oldu Cahit Bey? Pek sessizsiniz. Hadi dilinizi kedi yuttu da. Renginize ne oldu acaba? Biraz soğumuş gibi sanki. Ya sabır Elmas ya. Ya sabır yani. Ne alaka kedi yutmuş, rengin soğumuş falan? Yani sen benimle niye uğraşıyorsun ki? Ha canım görmedik sanki. Nurgan evi kiraladım deyince ne hale geldin? Ağzını kapatamadım be araba evine kadar. Tabii. Bir tek ben şaşırdım değil mi? Siz hiç şaşırmadınız. Bir tek sen bozuldun Cahit'ciğim. Allah Allah. Ya niye bozulayım ki ben? Oh olsun. Ya annemleri istemedin. O yüzden bize ev tutmadı. Tabii onlar boşanamadığını yüzüne vuracaklar ya senin. Karnımdaki bebeğime rağmen benimle evlenmek istemediğini yüzüne vuracaklar ya. Ondan öyle atabildiğin kadar uzağa atıyordun onları. Ya sabır ya Rabbi ya sabır. Ya 10 dakikalık mesafe. Arabayla 10 dakikaya. Oh olsun. Burnumuzun dibine geldiler işte. Hepinize oh olsun. Vallahi Hızır gibi yetişti canım yeğenim be. Kızım yetiştin de nasıl ödeyeceksin sen bu kirayı ha? Daha geçenlerde Elmas söylüyordu zorlanıyor, iş arıyor diye. Heyula gibi villanın kirasını nasıl ödeyeceksin sen? İşe girdim, kredi çektim, tuttum işte hala. Hey yarabbim, kira ödemek için borca mı girdin sen? Ya iki oda, bir salon, apartman dairesi yetmiyor muydu Nur? Ya yani sen de Hafize, şurada koskoca yeğenimiz. Koskoca manken model, eski kocaları kos... Hala, hadi ama yüzün gülsün biraz. Aa, sen aldırma kızım o halana. Aman, muşmula surat. Allah senden bir kere razı olsun evladım. Bizim yüzümüzü, gönlümüzü güldürdün çocuğum. Ya ya, yeğen eliyle kızımızın sığıntı olduğu kapıya komşu oluyoruz gülü oynaya. Karnı burnunu da kızımızın nikahsız evladının kapısına koyuyoruz. Hiç sorma. Yüzümüzde, gönlümüzde pek güleç. La havle vela. Ya ne yapsaydık? Hı? Kız alıp köye gitseydik. Babasız çocuk doğursaydık o zaman bu muşmula suratın gülecek miydi Hafize Hanım? Tamam tamam didişmeyin artık. Eve giderim, bir çay koyalım, oturup dertleşiriz uzun uzun. He. Düne kadar sen beni kovalıyordun, ben kaçıyordum. Şimdi ben senin peşindeyim. Buyurun efendim. Yiğit Bey. Ya bu şey geldi mi? Bizim Cahit Bey geldi mi? Hayır efendim gelmedi. Arayayım mı kendisini? Yok yok arama. Şey geldi mi? Bunun şeyi var ya bunun. O geldi mi? Neyse efendim. Şey ya. Tamam neyse hadi tamam sağ ol.
sus sen ya. Bana ne söylersen söyle. Çok daha ağırlarını söyle. Hepsini göğüslemeye hazırım. Peşindeyim. Bırakmam. Bana ne yaparsan yap. İstediğin kadar kız. Aklımı sorgula. Yanlışlarımı sorgula. Hatta şu an oynadığım oyunları, ne kadar değiştiğimi, her şeyimi sorgula. Ama sana olan aşkımı sorgulama Yiğit. Yalvarırım. Aşkımı sorgulama. Geberseydi ya. Keşke o manyak herif gebertseydi o yılanı. Yanlış keşkeler bunlar İclal. Yanlış. Ne diyorsun anne? Ha? Az bile o yılana bunlar. Ben sana doğrusunu söyleyeyim. Keşke sen o akıl almaz hatayı yapmasaydın da o yılanın eline koz vermeseydin. Keşke biraz daha akıllı davranıp kaderini o cam gözün iki dudağının arasına bırakmasaydın. Hah, al. Al, tam zamanı işte. İçtiyse şimdi biraz da Nazan'ın keşkelerini konuşur, rahatlarsın anne. Yıllarca o dağ başındaki evin kahrını çekti Nazan. Şimdi bu şehrin göbeğindeki fıstık gibi villanın sefasını o küçük sürecek ha? Yok öyle. Yedirmezler. Ya vallahi hasetinden bir yerleri düşecek, yine de kalktı geldi şuraya ya. Gelsin de bir işimize yarasın inşallah. Hoş geldin Nazan. Ay hoş bulduk. Ay vallahi ne yalan söyleyeyim, çiftlikten daha çok açtı burası beni yani. Bakacağız. Biz de alışmaya çalışıyoruz. Ay böyle elim boş geldim ama kusura bakmayın artık. Durumlar malum. Yok canım. Yabancı mıyız biz Nazan? Siz de yangın bahanesiyle bakıyorum da her bir şeyi yenilemişsiniz maşallah. Ah, al. Bak bir laf söyledi, bal kabağı yani. Ne demek Nazan öyle bahane falan ya? Ay tamam canım, espri yaptım. Aa. Hırlaşmayın Allah aşkına. O iki yılana karşı birlik olacaksınız göya. Ha sahi. Nerede o iki canlı yılan? Hangisi şimdi bizimki? Şekerim, şu büyük olan sizinki işte. Yanındaki ufaklık da benimki. Hey yavrum hey, ufaklığa da bak sen Hafize. Kızım resmen kapı komşusu olduk biz ya. Elmas, hı. Hadi biz içeri geçelim, sonra uğrarsın annenler. Hadi madem. Artık ben böyle komşu komşu o kadar çat kapı gelirim ha. Hadi. Görüşürüz. Evet. Giriş kapısı oradan mı kızım? Evet evet enişte, hemen şuradan. İyi tamam. Kız sen ne yaptın böyle? Hangar gibi ev belli. Kim bilir ne kadardır buranın kirası.
dünya kadar borcun altına girdin değil mi? Hiç akıl fikir kalmadı sende Nur. Kalmadı hala. Bende akıl fikir kalmadı. Aşk acısından başka hiçbir şey kalmadı bende. Neyse hadi gel. Nazan, dün oteldeki halini görmen lazımdı. Var ya bütün otel boşanamadığınızı öğrendi, bütün otel. Vallahi Yiğit'ten çekinmesem telefona çekip yollayacaktım sana halini yani. İclal, Allah aşkına bir taklidini yapsana şunu. Ne olur. Ay hadi ya, hadi. Ay doğuracağım. Şimdi şuracığa doğuracağım ha babası. Bir boşayamadın şu kadını babası. Böyle bir üf. Görecek o daha gününü, görecek. Görecek, yok öyle. Baksın bakalım kolay mıymış o kadar. Daha o bu evin hayrını göremeden doğurduğu gibi kendini kapının önünde bulacak. Aa, güzelmiş. Aa bak iti andın, çomağı hazırlamışsındır umarım. Vallahi beğendim. Vallahi bak sinir midir geçti Cahit. Benimsedim ben burayı. Bayağı böyle bir enerjim değişti bak ayak bastığımdan beri. Bakalım salonumuz. Şaka. Ha? Şaka herhalde bu. Nazan, sen... Niye şaşırdın Elmas Hanım? Hı? Nikahlı kocamın evine hayırlı olsuna geldim. Senden izin mi alacağım? Cahit, bak hala nikahlı kocam diyor ya. Nazan. Cahit yalan mı? Hala nikahlı kocam değil misin? Cahit ben parçalarım bunu bak. Elmas gel, gel odada konuşalım. Neyi konuşacağız be? Ne konuşacağız odada? Bu kadın gelmiş buraya baş köşede kahvesini içiyor, biz neyi konuşacağız? Bağırma. Bağırma. Gel odada konuşalım. Gel. Siz Allah'ınızdan bulun siz. Hadi. Tamam mı? Allah'ınızdan bulun. Resmen bana inat olsun diye çağırmışlar o kadını. Bana inat olsun diye. Elmas, bak bağırma. Bebeğimize... Bebeğimizi o kadar düşünüyorsan Cahit Bey, gidersin, o kadını tutarsın kolundan, kapı dışarı edersin. Ben teyzemlerle gereken konuşmayı yapacağım. Sen de yukarı çıkıp olay çıkarma, tamam mı? Sen bugün olay çıkarmazsan ne zaman olay çıkaracaksın acaba? O kadın bana hamileliğimi zehir etti. Ben o boşanılamayan boşanma davasından sonra bebeğimi düşürmedim diye dua ederken... Ya ikide bir düşüp kelimesi kullanıp benim asabımı bozma Elmas. Ha canım, sinirlerin mi bozuldu senin? Ya benim sinirlerim? Senin benim sinirlerimden haberin var mı acaba? Resmen bu savaş ilanı demek. Ya ben niye seninle konuşuyorsam zaten. Elmas, Elmas. Kabusunuz olacağım sizin cadılar. Kabuslar evin olacak burası, duyuyor musunuz beni? Cadılar, sizi mahvedeceğim. Şuraya geç. Allah aşkına otur ve bir nefes al, dinlen. Bak ben yukarı çıkıp Nazan'ı buradan göndereceğim. Tamam mı? Ben sadece bebeği düşünüyorum. Sen de bebeği düşün artık. Tamam? Hadi bakalım Nazan. Bugünlük zehir dozunu verdin. Fazlası sana da bize de zarar. Ya bir Cahit'i görseydim. Sen benim sözümü dinle. Bir dahaki ziyaretin için en doğru zamanı ben sana söyleyeceğim. Sen merak etme. Hadi ben geçireyim seni Nazan. Ya o kadar ağrıma gidiyor ki kocamı yanında bırakıp tırıs tırıs abimin evine gitmek. Sabır Nazancığım, sabır. Sen annemin sözünden çıkma, tamam?
Bak ben bir kere çıktım. Allah biliyor ya, deli gibi pişmanım. Sana bu sıcacık evde oturup sabır dilemek kolay tabii Cihal. Sen benim oralarda ne çektiğimi bilmiyorsun. Sen nereye bakıyorsun ya? Yok. Öyle boş bakıyorum. Aa! Üstüme iyilik sağlık. Bu Nur'un arabası değil mi? Burada ne işi var? İşte yeni evimiz burası. Halacığım, yukarıda odalar var. Hangisini istersen seç, yerleş, tamam mı? İnşallah artık burada böyle gül oynaya hep beraber otururuz. Bak, burası da salon. Gül oynaya ne demek be kızım? Şu yaşımdan başımdan utanmasan var ya. Ha, enişten zil takıp oynayacak kızım. Oynarım tabii. Oynanmaz mı be? Şu eve bak Hafize be. Ha? Şu evin ferahlığına, şu koltukların rahatlığına bak be. Hey yavru bey, yakışır benim güzel yeğenime be. Ebe kızım, ebe kızım. Senin etin ne, budun ne? O mankenlik işlerini de artık yapmayacağım diyorsun. O zaman sen neyine güvenip bu kadar masraf ettin? Halacığım, eşyalı kiraladım zaten. Ufak tefek şeyler aldım sadece, o kadar. Hem sen de bana dertlenme lütfen. Hah, bak Elmas da geldi. Halacığım, senin de yüzün gülsün biraz ha. Üzülmesin artık kızcağız. Hadi, gülün biraz. Bak sen, hayırlı olsuna geldin demek. Ben seni biraz daha geç bekliyordum ama şoku atlatman düşündüğünden daha kısa sürmüş demek. Senin bu küstahlıkların bitmek bilmeyecek değil mi? Bir düşün bakalım. Yakalanmasaydın senin oyunların bitmek bilecek miydi? Sen bana daha ne kadar işkence yapacaksın Nur? Bir düşüneyim. Mesela... galiba sevdiğim adamı geri alana kadar. Nasıl? Sence bu adil mi? Ben sana verdiğim sözü tuttum. Evlenmedim. Evlenmeyeceğim de. Sen daha benden ne istiyorsun ya? Komik bir soru Cilal. Çok zavallı. Sadece senin sorabileceğin kadar zavallı bir soru. Bana bak. Bana bak, eğer buna böyle devam edersen... Kızım, hı? Ne öyle kapının önünde? İçeri girsenize siz. Niye öyle kapı önünde konuşuyorsunuz Allah aşkına? Oh, harika. Bunları da mı aldın yanına? Ayıp, ayıp. Yeğenimin evine de mi karışacaksınız siz? Yo, niye karışalım? Hazır eli değmişken şu sizin kızı da yollayalım buraya diyecektim ben. Gerçekten çok ayıp. Sen de düne kadar gebe değil miydin kızım ha? Nur da Yiğit Bey'le evli değil miydi düne kadar? Sen karnında bebeğinle ne olacağını bilmeden öylece ortada kalmanın ne demek olduğunu bilmiyor musun? Yaşadıklarının hiç mi hakkını vermezsin sen? Eğer bizim halimizden sen de anlamazsan kim anlasın? Halacığım, tamam. Hadi sen içeri gir, yerleş. Ben geleceğim birazdan. Hadi. Ben kime konuşuyorum ki? Kadın kadının kurdu olmuş. Kime konuşuyorsun Hafize? Çek şu bakışlarının üstünden. Ne oldu? Utanıyor musun? Bak, ben ne yaptıysam senin benden çaldıklarını geri almak için yaptım. Senin gibi bir yılanın eline böyle bir koz verip seni palazlandırdığım için evet, kendimden utanıyorum. Ama ben yaptığım hiçbir şeyden utanmıyorum. Demek bir tane daha ortak yönümüz çıktı İclal'cim. Ben de bundan sonra ne yapacaksam benden çaldığını geri almak için yapacağım. Allah utandırmasın. Benim de adım İclal'se ben senin başını ezeceğim yalan. Bütün derdi benim kızım olmuş bu kadının. Kendi derdine yanacağına inanamıyorum yani. Aferin kız sana Nur. Ne güzel öyle çat çat verdin sen cevapları. Hele o düşük yalanını ne güzel vurdun yüzüne kızım.
Ya ben inanamıyorum. İnsan böyle bir acıyı yaşayıp nasıl hamileyim diye numara yapar. Ama var ya, sen konuştukça benim böyle yüreğim soğudu, yüreğim. Bundan sonra böyle halacığım. Bundan sonra böyle. Nerede o? Hı? Ne yapsın? Gitti kızcağız. Ne yapıyorsun teyze sen? İşlerin acısını elmastan mı çıkartıyorsun? Teyze. Duydun değil mi gürültüyü? Hı? Karından da metresinden de daha önemli dertlerim var. İzler, ilk günden daha böyle çat... Ne oluyor ya? Hı, al. Al bak benim nur manzaralı evim ne şahane değil mi? Yine rahat duramadın. Koşa koşa gittin o yılanın evine değil mi? O içerideki papuç dediğin anasını da topladı geldi işte burnumuzun dibine. Onları Cahit düşünsün. Senin benim derdim değil o. Sen kendini düşün. Gel şöyle, gel. Otur. Açık açık tehdit ediyor beni ya. Gözümün içine baka baka senden geri alacağım dedi. Her şeyi yapacağım dedi. Daha düne kadar saftorik masumu oynuyordu. Şimdi melek yüzü şeytan kesildi benim başıma. Pislik. Cüretkârlığı senin başını ağrıtıyor. Bırak öyle devam etsin. Atak üstüne atak yapsın. Gol üstüne gol atsın bırak. O melek yüzlü şeytana oynaya oynaya Yiğit'in gözünden kendini bir güzel düşürsün. Sen o nikah masasında benim gözümün içine baka baka evet dedikten sonra ben her şeyden geçtim. Ben sana olan aşkımdan kördüm Nur. Ama sen benim gözlerimi açtın. Sayende artık çok daha iyi görüyorum. Daha doğrusu benim daha önce tanıdığım Nur'a yakışmayan bu saçma sapan oyunu oynayabilmen için bana tek bir sebep söyle. Soruyorum işte. Ne değişti de düştün peşime, ha? Neden peşimdesin? Keşke, keşke aşkım. Keşke söyleyebilsem. Bize nasıl oyun oynadıklarını, bizi nasıl ayırdıklarını keşke söyleyebilsem, keşke. Sanki. Hayır efendim. Hayır. Ben öyle duydum ya sanki. Peki. Bir Yiğit demiş. Gerizekalı. El alemin maskarası oluyorsun. Şu düştüğün duruma bak. Cahit Bey gelirse şey yapsın, şey işte arasın, haber ver. Gözü yollarda kaldı valla. Mecnun olmuş adam, haberimiz yok. Hiç sorma ya, yazık. Beyefendi. Beyefendi. Bana mı dedin? Evet, size diyorum. Sabahtan beri burada dolanıp duruyorsunuz. Dün de burada dolanıyordunuz. Beyefendi, iki gündür buralarda dolanıp duruyorsunuz. Kime baktınız, ne istiyorsunuz? Lütfen söyleyin.
Amcacığım lütfen söyler misiniz nereye baktığınızı? Ben bir yere bakmadım. Amca neden dolanıyorsun o zaman buralarda? Hayırdır ne oluyor? Kaç gündür buralarda dolanıp duruyor Yiğit Bey. Dikkatimi çekti. Benim de dikkatimi çekti. Tamam sen dön işine. Beyefendi. Birkaç gündür beni izliyorsunuz. Dikkatimi çekti. Bir derdiniz mi var? Beyefendi bir derdiniz mi var? Bugün dünden daha zor olacak. Daha sert olacak. Daha öfkeli. Hazırım. Bütün fırtınana hazırım. Gücüm yetmedi. Ne yaptıysam, ne kadar yanına sokulduysam ses edemedim Yiğit'im. Karşına çıkamadım. Buradayım diyemedim. Dilim tutulur, nefesim kesilir, dizlerimin bağı çözülür sandım. Ama bak karşındayım. Karşındayım ama kolay. Onca yıldan sonra gözünün içine bakmak kolay değil. Öyle gazetelerdeki fotoğraflarını sevmek gibi değil. Uzaktan uzağa gözlemek gibi değil. Sakın yapma. Sakın bana elini uzatma. Ben ölü bir adamın elini tutmam. Ona dokunmam. Biliyorsun. Biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi? O toprağın altına yolladığın annem yaşıyor biliyorsun değil mi? Sen ölü bir adamsın ama annem yaşıyor biliyorsun değil mi? Sana 9 yaşındayken söylemiştim ben. Ben 9 yaşındayken söylemiştim sana. Karşıma çıkma demiştim. Ben... Annem yaşarken ona bir söz verdim. Sana benzemeyeceğim. Senin gibi bir adam olmayacağıma, elime kan bulaştırmayacağıma dair anneme söz verdim. Bana yeminimi bozdurma. Anlıyor musun? Bana yeminimi bozdurma. Seni bile öldürmeyeceğime anneme söz verdim. Bana yeminimi bozdurma. Tamam mı? Defol git. Yiğit. Hangi mezardan çıktım bilmiyorum ama o mezara hemen geri dön. Defol git bir daha da karşıma çıkma. Yiğit. Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Yalvarırım! Kimse yok mu? Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Yalvarırım! İçin biraz. Hadi biraz için. Aramamı istediğiniz biri var mı? Çocuğunuz, eşiniz,
aileniz falan, kimseniz yok mu? Yardım istemiyor musunuz? Yok. Kimsem yok ben. Tanıyor musunuz Yiğit'i? Yiğit Bey'i tanıyorsunuz herhalde. Sen onu sevdiysen. Ne? Ne dediniz? Allah. Allah sizi bir daha ayırmaz. Siz kimsiniz siz? Burada Yiğit yok. Madem Cahit Bey'in sekreterisin, burada Yiğit Bey var. Bir şey oldu sana. İyi değilsin. Dağılmışsın. Bak, hemen işinin başına. Anlıyor musun beni? Git işinin başına! Yoksa kolundan tuttuğum gibi götürürüm seni. Bunu mu istiyorsun, he? Yiğit kimdi o adam? Sen iyi değilsin. Nasıl olduğunu bilmek istiyorum. Senin yanında olmak istiyorum. Yok, sen bunu istiyorsun. Kalk. Kalk. Çık, defol, git buradan. Dön işinin başına. Bir daha da ben çağırmadan gelme. Nur. Ne oldu? Bilmiyorum. Hiç iyi değil. Çok kötü. O adam... Kim? Kim dedin? Yaşlı bir adam. Yiğit. Sana benzemeyeceğim. Senin gibi bir adam olmayacağıma, elime kan bulaştırmayacağıma dair anneme söz verdim. Bana yeminimi bozdurma. Anlıyor musun? Bana yeminimi bozdurma. Seni bile öldürmeyeceğime anneme söz verdim. Bana yeminimi bozdurma. Defol git buradan. Bana yeminimi bozdurma. Tamam mı? Defol git. Harun. Gel, gel. Gel bakayım, gel. Kardeşim. Ben o adamı karşımda gördüğümde sana söylemek istedim. Ama yapamadım. Geldi, gördüm, konuştum diyemedim ben sana kardeşim. O
bir gecede çocukluğunu elinden aldığı o küçük çocuğun karşısına çıkamaz, gözlerine bakamaz sandım ben. Ben o gece tamirhanede olduğum için her gün şükrettim Yiğit. Görmediğim için, duymadığım için, yaşamadığım için her gün şükrettim. Ben yapamazdım ben. Ben kaldıramazdım. Sen kaldırdın kardeşim. Kaldırmak zorunda kaldın çünkü oradaydın sen. Gördün, duydun, yaşadın. Kardeşim, biz bu acıya çocukluğumuzu kurban verdik. Sessiz kaldık. Kimseyle konuşmadık. Ama bugün konuş. Bari bugün konuş benimle. Abinle konuş bugün, ne olursun. Bak, bizden ne istiyor? Hangi yüzde, hangi cesaretle etrafımızda dolaşıyor bilmiyorum ama biz o adamı bir kere mezara gömdük kardeşim. Ve emin ol, o mezardan bir daha çıkış yok. Yok Yiğit. Yiğit. Yapma kardeşim. Yapma. Bu yaşa kadar içinde yaşadın. Bari bugün içinde yaşama ne olursun. Abin. Abin o gece yoktu. Ama bugün burada kardeşim. Yanında abin. Abin yanında senin. Bile bakmadan çekti gitti. Kapı dışarı ettikten sonra ne bekliyorsa sonunda bunu da gördük yani. Resmen kapı dışarı etti. Vallahi dün bir bugün iki böyle olduysa daha neler göreceğiz kim bilir. Cam kuşu oldu. Neyse ben artık onun yerine de yerim. Bir de şimdi gideceğim bir postada kendi evimde yiyeceğim. Hay maşallah. Nasıl da ağız dolusu kendi evim diyor. Yani şurada iki lokma bir şey yiyeceğim. Kurban olayım boğazıma dizme ya. He? Sen aldırma kızım o ananı. Tabii ki kendi evim diyeceksin. İnadına evim diyeceksin. Tabii. Siz göreceksiniz ama. Ben o iki cadının hakkından gelip o eve tek başıma hanım olmazsam bana değmez demesinler. Susayım diyorum. Hafize şu kıza uyuma diyorum ama öyle bir laf ediyorsun ki hadi. Hadi gel bakayım gel de sustur şu ana yüreğini. Ebe kızım. Daha adamın ne zaman boşanacağı belli değil. Doğuma nikahlı mı gideceksin, nikahsız mı gideceksin belli değil. Evin hanımı olacakmış. El alemin evinde el alemin adamıyla evin hanımı olacakmış. İki yavrumu koynuma aldım ananı. Allah'ım dedim bizi evlatlarımızla sınama. Yani gücüne gitmesin, isyan etmiyorum Allah'ım ama bu nasıl sınavdır şimdi ya Rabbim, bu nasıl sınavdır?
Ya soframızdaki ilk günümüzde ebe Hafize, ebe Hafize ya. Bu da soframız diyor. Nur, hadi kızım yeme. Afiyet olsun hala. Siz yiyin. O da Yiğit'i bekliyor işte, yazık. Sen kendi haline yan. Kendi haline yan Elmas. Ay benim kara gözlü oğlum arıyor. Ulan oğlum oldu. Hep oğlum oldu. Oğlum. Yavrum. Bu Emin hala şey midir ki bana baba? Hala? Benim öyle bir ablam yok diyor. Ölürüm de o adamın evine gelmem diyor. Ama burası o adamın evi değil ki. İyi değilim, git. Gitmiyorum. Yiğit, biliyorum. Biliyorum aşkım. O adam babandı. Biliyorum. Sofralarını aratmayacağız burada da inşallah. İşler kızlar mutfağa da çok çabuk alıştı. Çok şükür herkes ilk günden benimsedi yeni evi. Yiğit de ilk geceden gecikti. Mert Bey'e çıkmış efendim. Getireyim mi? Ha yok. Babasını bekleyelim. Şimdi ilk akşam yemeğimiz. Babası sofra olmaz. Sen getir kızım Mert'i. İşler çocuk aç açına mı beklesin? Gelir Yiğit birazdan. Getir git. Peki efendim. Yani inanamıyorum ya. Şu yeni evimizde ilk gecemiz ama Yiğit Bey şimdiden gecikmeyi başardı yani. Evet. İlk gecemiz. Sen de ilk gecemizden söylenmeye başlama. Çok mu merak ettin? Git pencerenin başına kocanı orada bekle. Ama susarak bekle. Benimki de kafa artık ya. Sana da hiç laf söylenmiyor yani. Hiçbir şey söylenmiyor. Ne dedik ya? Geç kaldı dedik. Ne dedik? Allah Allah. Ama artık Allah kahretsin ya. Allah kahretsin be. Ne oluyor işler? Gel gel, ne oluyor gel. Gel benim gözümün önünde ne oluyor gör anne gel. Yılan. Şimdi o yılanı. İçler. Sen değil. Ne? İkinizi de. İkinizi de o halde görünce kim olduğunu anladım. Aşkım, anlat bana. İçinde ne varsa. O küçük, masum olan çocuğu şu an ne düşünüyorsa, ne hissediyorsa anlat bana. Bırak
çocuğu ben avutayım. İzin ver. O çocuğa ben iyi geleyim. Oğlum bak, baban galiba elleri karıştırdı. Tamam, sen şimdi çık. Tut elinden babanı. Al, getir evimize. Ama anne, babam hiçbir yere kaybolmaz ki. E oğlum gördüm diyorum. Allah Allah, karıştırmış elleri. Hadi, koş bekleme. Koş, acele et, hadi. Saklanma benden. Yalvarırım. Yaralarını üflememe izin ver. Bunu bir kez yaptım. Bir daha yapmama izin ver. Canı! Kötü canı! Kötü canı! Kötü canı! Bırakma bana, bırak! Mert! Gitsin! Gitsin kötü canı! Gitsin! Yine mi babamı çalmaya geldin? Yine mi? Çalamazsın babamı! Çalamazsın! Git buradan! Git! Çalamazsın! Mert, ne yapıyorsun Mert? Mert, neler söylüyorsun öyle? Ona seni çalmaya çalışıyor. Hadi gel, gel. Kötü canı, çalamazsın. Çalamazsın babamı. Çalamazsın. Yavrum benim ya. O küçücük dünyasında ne kadar da kırılgan. Mete ve bütün çocuklar gibi. Nasıl üzülüyor annesi ve babasının haline. Biz neyi nasıl yansıtırsak çocuk da onu hissediyor işler. Bu imalı bir söz müydü Yiğit'ciğim? Ben anlayamadım. Ben ima etmem. Açık açık konuşurum. Mert olan davranışlarını beğenmiyorum. Sen benim davranışlarımı beğenmiyorsun, öyle mi? Mert de seninkileri beğenmiyor. Yapma bunu İclal. Defalarca kez konuştuk. Bak, tekrar ediyorum. Hatta yalvarıyorum artık. Çocuğu böyle doldurma. Sen bana değil, Nur'a yalvar. Tamam? Asıl Nur yapmasın bunu. Bizim oğlumuzun ne halde olduğunu bile bile sırf bizi taciz etmek için utanmadan, sıkılmadan burnumuzun dibine taşındı. Sırf biz görelim diye sokak ortasında seninle sarmaş dolaş oldu o kadın. Ha. Tabii sen de ona sarıldıysan ben orasını bilemem artık. Sen bana değil, ona yalvar. Da vazgeçtim ya. Sen ona da değil. Önce kendi kalbine yalvar. Tamam? Kalbine yalvar, unutsun onu artık. Günaydın Nur. Ne oldu? Dün geceki havan kalmamış.
Hayırdır? Oğlum söndürdü mü dün geceki havanı? Oğlunu kullanma artık. Yeter. Bize insafın yok. Bari o küçücük çocuğa insaf et. Çok etkilendim. O çocuk bir gün büyüyecek biliyorsun değil mi Cilal? Tamam. Şimdi senin etkini altında. Ama bir gün büyüyecek. Etrafında neler olup bittiğini anlayacak yaşa gelecek. İşte o zaman bugün yaptıklarına o kadar pişman olacaksın ki. Ben sana bir sır vereyim mi Nur? Sen o zaman bizim hayatımızdan çoktan gitmiş olacaksın. Evet, Mert büyüyecek. Ama sen o günleri göremeyeceksin. Çünkü biz senden çoktan kurtulmuş olacağız. Ne oldu İciler? Havan mı söndü? Bunu gerçekten yapmayacaksın değil mi Fırat? Gerçekten benim gözümün içine baka baka elinde o lanet sırt çantanla bu eve girmeyeceksin değil mi? Elimden geleni yaptım. Buraya gelmemek için bütün gücümle kendimi direndim işte. Ama bir gece, sadece bir gece dayanabildim. Midemi bulandırıyorsun ya. Ölümden daha kötü bir şey varsa o da bir daha seni görememek. Öl. O zaman öl. Allah'ın cezası. Geber. Benim umurumda mı zannediyorsun ya? Geber ama bu eve girme. Anladın mı? Ben senin yüzünü bile görmek istemiyorum çünkü. Üzgünüm. Ben yaşayacağım. Ama bu senden uzakta. Seni görmeden mümkün değil. Allah seni kahretsin ya. Allah seni kahretsin. Bana çektirdiklerin yetmedi mi senin ha? Giremezsin. Bu eve adımını bile atamazsın Fırat çünkü ben senin suratını bile görmek istemiyorum artık. Nuriyet'i sevdiği için sustu. Konuşmadı. Ama ben o eve giremezsem, ben senin yanında olamazsam... Susma. Konuşurum işte. Sen bana yaşattığın onca şeyden sonra bir de beni tehdit mi ediyorsun ya? Senden uzakta yaşarken öleceğimi, gerçeği gidip Yiğit'e söyler ve kendimi onun ellerine bırakırım. Ben sensiz her gün öleceğimi, bir kere ölürüm daha iyi. Senden nefret ediyorum ya. Senden nefret ediyorum. Allah'ın cezası pişman olacaksın. Seni pişman edeceğim. Bu eve adımını attığını pişman edeceğim seni. Allah kahretsin seni be. Kes sesini. Kes. Anne bak, o adam... Bağırıp durma. Ne yaptıysan kendin yaptın. Adamı başına bela ettin. Bu saatten sonra gırtlağını patlatsan senden asla vazgeçmez. Duacı olmaktan başka çaren yok. Yürü. Sabah sabah günü içlerle açtım yani. Ne kadar şahane bir gün değil mi? O da bir şey mi? Ben ondan sabah akşam alıyorum kızım. Günde iki doz zehir niyetine. Aman boş ver onu şimdi. Siz varmadınız mı hala? Az kaldı. Ay beni bir heyecan basıyor ki. Elmas, bak çok stres yapıyorsun ha. Dur. Ay bu da. Canım ya. Cahit 30 kez beni yarı yoldan döndürmeye çalıştı. Haklı adam. Şu hamile halinde saatlerdir yoldasın. Halam bilseydi göndermezdi vallahi. Yok yok ben geç bile kaldım. Çoktan yapmam lazımdı bunu. Yeter ki işe yarasın. Kızım gaz ver bana. Ben allem ederim, kallem ederim, onu ikna ederim değil mi? Alo. Kız duymuyor musun? Alo. Ha, şey, beni de habersiz bırakma olur mu? Hadi, halledersin sen. Yiğit, günaydın. Ben de seninle konuşmak için... Tamirhaneye git, beni bekle. Tamirhaneye mi? Tamirhaneye. Bak o tarafta, tamirhaneye. Git bekle.
Az kaldı değil mi Cahit? Elmas. Bak doktor kaç defa söyledi yolculuk yok, stres yok, gerginlik yok diye. Şu haline bir bak ya. Ay canım benim. Benim bir stresim buydu çünkü. Boşanamamanı bile kaldırdım da kardeşime giden yolu kaldıramayacağım. Yani kaç kez söyledim ben sana. Ben kendim giderim dedim. Ama sen hiç laf dinlemiyorsun ki. Ben oradan kardeşimi almadan dönmem Cahit. Sen gitsen gelecek mi? Ya sen gelince gelecek yani öyle mi? He? Ya bak tamam. Anlıyorum. Emine annene götürüp onu mutlu etmek istediğini anlıyorum. Yani ben bunun için elimden ne geliyorsa yapacağım zaten. Ama gelmezse eğer üzülme tamam mı? Ne olursun. Sonuçta o çocuğu çiftlikten nasıl gönderdiğimizi biliyorsun. Yani belki gelmek istemeyecek. Belki yüzümüzü bile görmek istemeyecek. Ne biliyorsun? Ben biliyorum. Biliyorum da sen bilmiyorsun. Neyi bilmiyorum ben? Ben kardeşime hiç ablalık yapmadım biliyor musun Cahit? Vallahi bak. Abartmıyorum. Ben bir gün olsun kardeşime ablalık yapmadım. Çocukken bile, küçükken bile. Yani kardeş işte seviyorsun yani. Seviyorsun öyle kendince de. Ben mesela hep uzaktan sevdim kardeşimi. Ama ben artık kardeşimi yakından sevmek istiyorum Cahit. Ben ona ablalık yapmak istiyorum. Gerçekten ablalık yapmak istiyorum. Bir şeyler değişiyor. Yani içimde bir şeyler değişiyor. Ben değişiyorum. O da bilsin. Daha önce arkasını dönüp giden para puldan başka bir şey düşünmeyen o bencil kız değilim ki ben. Yani hala biraz bencilim ama en azından değişmek istiyorum. Ben annemin yüzünü bir gün bile güldüremedim biliyor musun Cahit? Ama artık güldürmek istiyorum. Oğlunu anneme kavuşturmak istiyorum. Daha da önemlisi kardeşim bir ablaya, ben de bir kardeşe kavuşayım istiyorum. Dayısı benim yüzümden bebeğime geç kalmasın istiyorum. Tamam. Hadi gidelim alalım kardeşi tamam mı? Ha? Arkadaşlar mola. Hadi gidiyoruz. Hadi. Tulum yakışmış. Seni buraya niye çağırdım? Çıraklık yapayım diye mi? Reklam olmayalım diye mi? O kadar basit değil. Arabaları bozup yapmak seni rahatlatıyor. Ben de seni gerdiğim için denge kurmaya çalışıyorsun. Güzel. Seni gayet iyi tanıyorum Yiğit. Şovunu da yaptın. Tanımıyor muyum? Hayatında gizlediğin yaralarının yerlerini ben bilmiyor muyum? Neye ihtiyacın olduğunu? Bana ihtiyacın olduğunu bilmiyor muyum? Mert'ini hale getirdiğini gördün mü? Onu o hale annesi getirdi. Peki. Mert'i unutalım. Gerçi sen bizim evin yanına taşındığına göre çoktan unutmuşsun. O bir gün her şeyi anlayacak. İşte o zaman... Ben de böyle söylemiştim biliyor musun?
Sen o adamla oyunlar oynarken romantik akşam yemekleri yiyip evlilik planları yaparken bir gece ben mışıl mışıl uyuyan oğlumun başucuna gidip aynen bunları söylemiştim. Bir gün büyüdüğünde ona bizim hikayemizi anlatacaktım. Neler yaşadık, bugünlere nasıl geldik, hepsine inanmıştın Nur. Ben inanmıştım. Bugünleri aşıp yarınlara kavuşacağımıza inanmıştım ben. Aşkım. Ama sonra ne oldu biliyor musun? Hı? Laf. Tabii ki biliyorsun. Sen o adamla evlendin. Peki o adamla evlendikten sonra ne oldu, onu biliyor musun? Hı? Bilmiyor musun? Gördün mü? İyi bak. Bizi ne hale getirdiğini görüyor musun? Al bak. Hurda. Bir hurda. Aynı bizim gibi. Hurda. Artık kimse hiçbir şey yapamaz. Bitti. Anlıyor musun? Bitti. Sevda'ya dair demiş şair. Bak Nur, biz buradan ayrılmadığımız sürece bu ayrılan benim kalbimde bir hüküm yoktur. Ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın. Bundan sonra senin gölgen benim. Senin peşini bırakmayacağım. Ben Yiğit Kozan'sam, ben de kalbimden adım kadar eminsem, benim kalbim bu bedende atmaya devam ettiği sürece senden de, seni sevmekten de vazgeçmeyecek.
Ya ben ağlatmaktan yoruldum, sen ağlamaktan yorulmadın ha. Yorulmadım, yorulmayacağım. Bitti mi? Ayrıldık mı? Ayrılık buysa... neden ayrılıkta sevdaya dair demiş şair? Güzel. Şimdi de beni, benim sözlerimle mi vuracaksın? Bu ayrılığın kalbimde hüküm yoktur. Bundan sonra gölgen benim. Bunu böyle bil. Peşini bırakmayacağım. Eğer ben de yiğitsem, ben de kalbimden adım kadar eminsem, bu kalp bu bedende attığı sürece ben senden de, seni sevmekten de vazgeçmeyeceğim. Güzel ezberlemişsin, aferin. Evet. Evet, bunlar senin sözlerin. Ama şimdi de ben sana söylüyorum. Defalarca bıkmadan, usanmadan söyleyeceğim ben bunları sana. Bu ayrılığın bende hükmü yoktur. Bak Nur Hanım, burası bir iş yeri. Ha, sen oyun oynamak için gelmiş olabilirsin ama burası çocuk parkı değil, iş yeri. Ve ben burada Yiğit Bey'im. Sen hiçbir sekreterin yapamadığı gibi kapıyı çalmadan bir daha içeri girmeyeceksin. Şimdi çık dışarı. İstediğin kadar azarla. İstediğin kadar gözümü korkutmaya çalış. Bir araba değil, bin araba parçala. Yetmedi mi? Kalbimi, ruhumu parçala. Pes etmeyeceğim. Ağlamaktan da, çırpınmaktan da yorulmayacağım. İstediğin kadar bitti de. Yok ettin de. Ama biz yok olmadık. Biliyorum. Senden biliyorum. Sen bana bitti demekle bitmez demiştin. Şurada. Tam şurada. Bitmeden bitmez demiştin. Şimdi ben diyorum. Ne yaparsan yap, pes etmek yok. Vazgeçmek yok. Çünkü biliyorum. Bitmedi. Burada bitmedi. Buraya oyun oynamaya değil, benim olanı almaya geldim. Ve iş yerinde olduğumuzu unutmayacağıma inanabilirsiniz Yiğit Bey. Büyü mü küçüğü mü Yiğit Bey? Kayıt Kozan gelmiş. Evet. Emin! Elmas! Emin! Elmas! Elmas! Ne yapıyorsun? Dur! Tutun, tutun! Emin'i tutun, yakalayın onu! Ya ben yakalayayım onu, ne demek? Hayret bir şey ya! Ne yapayım? Koşturup duruyorsun. Yok. Gel. Yok artık be! Eşkıya mısınız lan siz? Patron yakalayın dedi Emin. Ne yapabiliriz ki? Yürü! Yürü! Geç. Yok artık, eşkıya mısınız lan siz? Buyur Cahit Bey.
İsterseniz polise çağıralım. Ya saçmalamayın oğlum, ne polisi? Ben tutun derken o anlamda değil. Tamam hadi siz işinizin başına hadi. Başka bir emriniz var mı? Yakalatmışken bağlatsaydınız bir de. Emin vallahi ben yapmadım, bu yaptı. Seninle konuşan yok. Ne istiyorsanız söyleyin, işim gücüm var benim. Emin. Kardeşim bak ablam bu hale... Ablam değil o benim. Emin, canım benim bak o eskidendi. Ben buraya senin ablan olmaya geldim. Hiç olmadığım kadar. Ya yürü git, ne diyorsun sen ya? Almışın yanına bunu. Yaka paça getirtiyorsun önüne. Ne diyorsun ya ablan? Aa, bir dakika. Yoksa siz beni düğüne mi çağırmaya geldiniz? Bir dakika. Bir medeni kanun falan vardı değil mi? Hadi ya bak, görüyor musun? Neydi o? Eğer bir adam evliyse başka bir kadınla evlenemezdi değil mi? Emin bak. Benim sana daha fazla söyleyecek lafım yok. Bunu satın almışsın, şimdi karnındakini de satın alırsın sen. Emin bak, ayıp oluyor. Ayıp sizsiniz lan. Ayıp karşımda işte, tepeden tırnağa ayıp sizsiniz. Aa bak. Ayıp mı bu peki? Ha? Bu karnındaki var ya Emin. O senin yeğenin. O sadece benim bebeğim değil. O benim ikinci şansım. Başka biri olmam için, daha iyi biri olmam için ikinci şansım o benim. Hayat bana o şansı verdi. Ne olur sen de ver. Lütfen. Lütfen. Bana bir şans daha ver. Oh, çok şükür. Bak şehir merkezinde olunca her yer ayağımızın altında. Evde tırnaklarını kemire kemire o şerefsizle dalaşacağımıza bir nefes aldık ya. Benim öyle yan kapımda Nur, yan odamda Fırat. Ben sabahtan akşama kadar alışveriş yapayım, yine alamam o nefesi. Şirketin de önünden geçeceğiz ha. Bir arasam mı ki Yiğit acaba ya? E uğrayalım. Ne zamandır gözükmüyoruz. Ay yok anne. Yok şimdi her gören yangını soracak. Oradan düğün yok, ne zaman evleniyorsunuz? Hiç bozamam sinirimi, asabımı şimdi. İnsan içine çıkmayacaksın yani İçler Hanım. E şirkete gitmiyorsan kuaföre de gidemezsin. Alışveriş de olmaz. Nihayetinde gittiğimiz yerler belli. İlla ki bir tanıdığa rastlayacağız. Anne ya. Ne annem anne? Öyle kim ne derse desin, hemen pes etmek olmaz. Gir sağa, gir. Gir şirkete gidiyoruz, gir. İstediğin kadar bitti de. Yok ettin de. Biz yok olmadık. Biliyorum. Senden biliyorum. Sen bana bitti demekle bitmez demiştin. Şurada. Tam şurada. Bitmeden bitmez demiştin. Şimdi ben diyorum. Ne yaparsan yap, pes etmek yok. Vazgeçmek yok. Çünkü biliyorum. Bitmedi. Burada bitmedi. Cahit Bey bu belgeleri imzalayacak. Şuraya mı? Hı hı. Şurası. Hı hı. Şurası. Tamam, anladım. Olur. Hallederim ben. Kolay gelsin. Sağ ol. Aferin, gülücük saçmaya devam et. Bak bir tebessüm, her şeyi halletti. Ne varmış bu kadar çekinecek? Gel. Hah. İyi, sekreterin öğle yemeğindeydi. Rahatsız etmedik umarım. Hoş geldiniz. Da... Tulum ne ya? Tulum şey... işte öyle tamirat işleri vardı da biraz. Biz de şehir merkezindeyiz dedik. Şöyle bir geçerken uğradık sana. Çok iyi yapmışsınız. Hadi geçin oturun, size kahve söyleyeyim. İçeride üstümü değiştirip geliyorum ben. Bak, bak hala bir tane fotoğrafımız yok şurada yani. Bir fotoğrafınız eksik çünkü zaten İcdal.
Nur Hanım, Yiğit Bey'in misafirleri var. Kahveleri hazır olmak üzere. Ayşe yemekten dönmedi. Bir zahmet götürmek istersiniz belki. Seve seve. Seve seve diyor bir de ya. Yüzsüz. Yiğit'cim sen hala tamirhaneye iniyorsun yani. İnecek tabii. Bu şirketi, bu günlerimizi o tamirhanelere borçluyuz biz. Ben de bir şey demedim anne. İşte üstü başı kirlenmesin diye diyorum. Siz şirkette çok dolaşmadınız herhalde. Niye dolaşalım oğlum? Yani benim aslında size söylemem gereken bir şey var. Aslında geç bile kaldım. Yiğit Bey kahvelerinizi... Aa, kimler gelmiş? Kahveleri bırak ve çık. Buyurun. Yiğit. Ne demek oluyor oğlum bu? Bu geç kaldım demek oluyor teyze. 40 yıllık hatırı var derler. Hayırlı olsun yok mu? Bu şaka mı ya? İclal. Bırak anne. Bırak bunlar açık açık benimle dalga geçiyorlar. Sen görmüyor musun ya? Nur. Sen dışarı çık. Afiyet olsun. Evet. Evde komşuyor. Böyle iş yerinde sekreter başka var mı Yiğit'ciğim? He? Bu kadın geri gelip dadılık yapmayı da düşünüyor mu? Benim hatam. Hepsi benim hatam. Daha önce söylemeliydim sana. Sen bu kadını işe aldın be. İşe almışsın sen bu kadını. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Ben almadım işe. Cahit aldı. Cahit'le çalışıyor. Ha, sen almadın işe yani. Cahit aldı öyle mi? Sağ ol ya. Çok büyük teselli oldu bana. Aman ne büyük teselli oldu. Kadını hayatımıza soktuğundan beri edepsizlik, utanmazlık diz boyu. Ben böyle şeyler yaşamadım ömrümde Yiğit. Teyze biz neler gördük. Sen de yangına körükle gitme. Bak, böyle imalı sözlerle hala onu savunuyorsun değil mi? E tabii ya, suç bende, ben niye şaşırıyorum ki? Kadın geldi, yanımızdaki eve taşındı, sesini bile çıkarmadın. Geldi burada işe başladı, kovmadın. E ben niye şaşırıyorum? Ya teyze ne yapayım Allah aşkına? He? Evden mi kovdurtayım? Ev sahibini bulup ağzını burnunu mu dağıtayım adamın? He? Ne yapayım? Cahit'e söylüyorum kovmuyor. Cahit'le mi kavga edeyim? Cahit'i mi kovayım işte? Yazık. Böyle boş savunmalar sana hiç yakışmıyor Yiğit. Ya teyze bunaldım. Yemin ediyorum bunaldım. Sen de üstüme gelme benim. Bir de kızımla evlenmek istiyorsun öyle mi? O kadının etrafını sarmış dört bir yandan. Nasıl olacak oğlum bu? Teyze o defter kapandı. Bir daha da açılmayacak diyorum sana. İclal istesin yarın evlenirim. Oğlumun mutluluğu için her şeyi yaparım artık. Sen o mutluluğu unut Yiğit. Nur etrafında olduğu sürece unut. Mert'in mutluluğunu da unut. İclal'le evlenmeyi de unut. Bu cüretini kızımın hatasından alıyorsun biliyorum. Ama gün gelir devran döner. Bu cesaretin eninde sonunda ayağına dolanır. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Koymadınız da zaten. Ama biliyor musunuz? O devran çoktan döndü. Artık yalanlarınızla ezip geçeceğiniz... ...o kimse üzülmesin diyen saf kız yok karşınızda. Ben çok üzüldüm. Şimdi sıra sizde. Şimdi siz üzülün.
Bak sakın bana ağzını açıp sakin ol, alttan al, bırak kendi kendini yesin falan deme. Bu şirketi o kadının başına yıkamadım ya ben daha nasıl sakin olayım acaba bugün? Sakin olma kızım. Sakin olma. Ne? Ne demek sakin olma ya? İkisi için de geç. İster sakin ol, ister panik yap. O yılan zehrini toplamış bir kere. Ne diyorsun yani? İşimiz çok zor diyorum İclal. İşimiz zor. Ya dönsene önüne, ne sırıtıp sırıtıp duruyorsun? Sırf o karnındakinin hatırına ve anamın hatırına geliyorum zaten. O da kalmaya değil, ziyarete. İşte böyle. Hallemettin, kallemettin. Yine benim başıma kaldın Harun Efendi. Efendi dediysek ağız alışkanlığı işte. Yoksa senin gibi adama efendi diyen dilime eşek arası soksun. Şu telefonu gösterip durma bana. Bozacağım ağzımı ha. Sen de. İçinden ne geliyorsa de, evlatlarım dediğinden sonra senin dediklerinle ki bana. Yeter ki ara. Evlat. Söylemesi nasıl kolay değil mi? Bu ne vicdansız adam. Senin bir ayağın çukurda olmasa değil seni buraya yatırmak. Senin yüzüne bakacak. Gönül mü bıraktım ben de he? Daha senin elindeki kanın acısını ben unutmamışım ya. Sen bir de evlat dediğin o yaralı analı kuzulardan merhamet mi bekliyorsun ha? Senden ne beklediğimi biliyorsun. Benim günahımın affı Allah katında bile yok. Af dilemek için çıkmadım karşılarına. Ama benim kurtarmak istediğim de bir ana kuzusu. Şu sayılı günümde nefesimi kendim için harcıyorsam. Allah şuracıkta canım alsın da kurtarsın. Gözüm açık gider. Evlatlarımı kavuşturamadan gidersem. Gözüm açık gider. Tamam. Arayacağız. Ama sana acıdığımdan değil. Allah biliyor ya, o garibe, o ana kuzusuna acıdığımdan. Ha Yiğit. Oğlum senden bir isteğim var. Şuna bak. Bütün gün durup Yiğit Bey'in odasını kesiyor. Sen kaçırdın yemekteyken. O İclal Hanım'ın halini bir görseydin. Kolay mı? Şuna bak gözlerini dikiyor bir de öyle. Vallahi bana sinir geliyor. Sana sinir geldiyse bana değil. İşine bak. Kulağı da bizde.
Adil baba, bak neler aldım. Şimdi senle şöyle güzel. Yiğit, oğlum bak. Bu olmadı. Bu hiç olmadı. Oğlum, bir tur ya, bir dinle şu adamı. Bunu sen yapmayacaktın. Bunu sen yapmayacaktın Adil baba. Oğlum, bak bu işlerin sandığın gibi değil. İki cihanda da hatırım vardır. Ama söz konusu bu adam olunca seni de ezer geçerim. Kardeşin için oğlum. Hiç. Hiç tanımadığın kardeşin için. Benim kardeşlerim seni ilgilendirmiyor. Adını, sanını bile bilmediğin gencecik kardeşin için. Aa, kızım bu sofra ne böyle? Misafir mi gelecek? Yo, öyle içimden geldi halacığım. Madem biz bizeyiz, çok özenmişsin, bezenmişsin. Yormuşsun kendini yavrum. Bırak da ben bir şeyler yapayım. Yok yok, sen geç otur. Bitirdim sayılır zaten. Vay vay vay, masaya da bak. Çiftlik sofralarını aratmıyor vallahi. Ha, ömrümüz de çiftlik sofralarında geçti de. Bir kuş sütü eksik ha, kuş. Şişt. Yan komşu mu geliyor? Ben tabakları getireyim. Lafa bak ya. Komşu mu gelecekmiş? Kızın canını sıktın. İçinden ah keşke demediyse ne olayım? Der demez. Sana ne? Niye yarasına tuz basıyorsun? Allah, sen kapıyı açsana. Ben de tabakları yerleştireyim. Elmastır gelen. Sabahtan beri telefonlarımı açmadın. Yiyecek şimdi benden zılgıtı görecek. Niye açmazsın ki o telefonu? Öf. Emin! Oğlum! Oğlum gelmiş oğlum. Oh, kurban oldum, kurban oldum. Oh, oğlum gelmiş oğlum. Oh, ay kurban oldum. Oh. Üç gün sizde, iki gün orada. İki kapım vardı aklımca. Sonra hapis. Hapse girdikten bir ay sonra geldi Hatice. Onca bedduadan sonra bir bebeğimiz olacak dedi. Yıllarca görmedim. Kız mıdır, erkek midir onu bile bilemedim. Sonra hapis günleri bitti. Çıktım. Uzaktan da olsa gördüm kızımı. Baba bile demedi. Der mi? Çok uğraştım Yiğit. Size yapamadığım babalığı ona yapmak için çok uğraştım. Kabul etmedi. Eder mi? Durdum bir de burada dinliyorum seni. Bir kızın daha varmış eyvallah. Allah bağışlasın. Kardeşim burada Yiğit'im. İstanbul'da. Dur bir dakika. Babası sensin diyor, benim kardeşim falan değil. Çünkü sen benim babam değilsin. Sen hiç kimse değilsin. Kimsesiz yiğidim. Anası geçen ay öldü. Bir başına kaldı. İstanbul'a geldi. Peşinden geldim. Beni yanında istemedi. Genç, toy, kanı senin gibi deli akıyor. Kimsesiz, tek başına. Bak ne güzel anlatıyorsun işte. Ne güzel tanımışsın. Kolundan tutan mı var? Bize yapamadığın babalığı git kızına yap.
Benim fazla vaktim kalmadı yiğidim. Cezaevinde yakalandığı millet peşimi bırakmıyor. Nefesim kesildi, kesilecek. Biliyorum. Kızım, kardeşim. Al şu fotoğrafı, el alemin fotoğrafını yırttık baban, al. Senin hamurunu anan yoğurdu. Sevmeyi, sevilmeyi vicdanı anan öğretti. Kimsesi yok yiğidim. Sizden başka kimsesi yok. Asi, hırçın. Ama senin kardeşin. Babası ben olsam da senin kardeşin. Sana emanet oldu. Adresi. Senden bana kalan tek bir emanet var. O da acı. Senin bende başka emanetin yok. Sana emanet oğlum. Sana emanet. Yiğit. Sana emanet oğlum. Yiğit. Sana emanet oğlum. Sana emanet. Hayır. Hayır, hayır değil. Hayır değil Yiğit. O adamın kızı umurunda değil Yiğit, umurunda değil. O adamın kızı senin umurunda değil Yiğit. Kızlara söyle de kaldırsınlar şunları. Ben böyle bunlardan bir ton daha alayım. Yine yüzümü güldüremez bunlar benim. Başlarım şimdi senin yüzüne. İn aşağı. Oğlanın canı sıkılıyor. Buralarda mı o gerizekalı? Gelmiş ama geldiği gibi çıkmış. Kızlar söyledi. Eşyaları falan yerleştirmiş ama. Ya onu sormuyorum anne ya. Gerizekalıyı soruyorum. Cahit'i. Cahit meselesini sen karışma İcral. Ben de. Ben halledeceğim. Ben ağzımı açmayayım. Oldu. Ya adam hem kendi öz kuzenim, kendi kuzenim, çocuğumun amcası. Bana inat gidiyor o kadını işe alıyor ama ben ağzımı açmayayım. Niye? Çünkü benim suskunluğum asaletimden değil mi anne? Hı? Elmas Hanım yemeği akşam ailesiyle yiyecek. Sofrayı ona göre kurun. Tamam Cahit. İclal. İyi akşamlar. İclal hadi aşağı in oğlunun yanına. İclal bir şey mi oldu? İyi misin? Çok iyiyim Cahit'ciğim. Teşekkür ederim. Anladım. Şirkete gittiniz. Gerçekten bunu bizden saklayabileceğine inandın mı Cahit? Saklamak değil teyze. Bana düşmez. Yiğit söyler diye düşündüm. Neden? İşe sen almışsın. Neden Yiğit'e düşsün? Bak tamam biliyorum. İkiniz de bana kızgınsınız. Yanlış biliyorsun. Kızgın değil, kırgınız. Teyzen ve kuzenin olarak, ailen olarak kırgınız. Tamam. Tamam peki. Ben inip İcdal'le bir konuşayım. Hiç konuşma, hiç konuşma. Nefesini tüketme. Affetmeyecek seni biliyorum. Teyze bak ben... Sen tarafını seçtin Cahit. Hoş geldiniz İlfe. Sen tarafını seçtin.
Of, of. Oh, şükürler olsun Rabbime. Bu sofrada böyle hep beraber olduk ya. Kıyamamış benim güzel kuzenim ablasına. Ablasını da yeğenini de kıramamış gelmiş. Seni de annemi de çok özledim. Sizin için geldim zaten. Başka kimse için değil. Geldin ya. Çok şükür oğlum. Bak, bir adım attın. Halımın yüzünde güller açtı. Of, çok özlemişiz seni. Aferin Elmas sana ya. Şu hamile halinle o kadar uzun yol gidemem demedin. Gittin aldın getirdin kardeşini. Geç bile kaldım canım. Ben öyle cesaretimi toplayamadım da ondan. Yalnız çok özlemişim yemeklerini annem. Ellerine sağlık. Afiyetle ya paşam benim paşam. Emin efendi. Şantiyede işler nasıl? Bir işe yarayabiliyor musun bari? Onu patronlara soracaksın. Baba. O ne biçim baba lan? Küfür eder gibi. Allah aşkına Tayyar efendi, hadi yemeğini ye. Yat kalk da patronlarına dua et. İte kaka seni bir baltaya sap ettiler. Sen de yat kalk da olmayacak duaya amin demekten vazgeç artık. Bak, dualar da kurtarmıyor artık seni. Kızın hamile haliyle ortada kaldı. Ulan ben seni... Enişte. Afiyet olsun. Duyuyor musun oğlun Hafize? Dost mu, düşman mı de bakalım. Emin. Hadi gel biraz dışarı çıkıp konuşalım ha. Hadi. Nefret ediyor benden. Nefret ediyor. Gel Emin. Şöyle geçelim. Bak. Hiç bana özür dile deme Nur. Ben doluyum. Öyle böyle değil. Senin de kalbini kırarım. Kır. Ama anneni kırma. Hatta tut kendini, Elmas'ı da kırma. Emin, Elmas değişiyor. Gerçekten değişmeye çalışıyor. O senin bıraktığın, gözü paradan başka bir şey görmeyen kız yok artık karşında. Bırak Allah aşkına ya. Hamilelik onu değiştirdi. Sadece hamilelik değil, yaşadıkları da. İster inan, ister inanma. O da bedeller ödedi. Ödedikçe büyüdü. Ders aldı. Matematikten başka bir şey bilmez. Dolar kuru ya da euro bandıdır onun aldığı ders. Bana bak. Sen bana güvenmiyor musun? Güveniyorsun. Elmas'la neler yaşadığımı, ne kazıklar yediğimi az çok biliyorsun. İnan bana bildiklerinin azı yok fazlası var. Vardır tabii olmaz mı? Buna rağmen sana bütün kalbimle söylüyorum. Ben ablana kefilim. Sen uzaktayken ben hep yanındaydım. Neler yaşadığını, adım adım nasıl değiştiğini gördüm. Ona bir şans veremin. Kimse için değilse doğacak yeğenin için, annen için. Lütfen ablana bir şans ver. Hı? Benim fazla vaktim kalmadı yiğidim. Kızım, kardeşim, kimsesi yok yiğidim. Sizden başka kimsesi yok. Yiğit, kapıyı çaldım ama duymadın. İyi misin?
kişi olmuş Yiğit. Söylesene. O adam değil mi? Hı? Yine karşına çıktı değil mi? Hangi yüzle, hangi cesaretle etrafımızda dolaşıyor bilmiyorum. Ama Allah'tan yaren yok. Bunların hiçbirini görmüyor. Kızım. Kardeşim. Kimsesi yok Yiğit'im. Sizden başka kimsesi yok. Abi. Söyle kardeşim. Söyle Yiğit. Ben biraz aşağı ineceğim. Çalışayım biraz. Mert, hadi oğlum. Hadi. Hadi bak. Şoför ağaç oldu. Hadi çocuğum. Anneanne bak, anne ne diyor? Ben deyince kızıyorsun da. Ben annenin ağzına şimdi kırmızı biber sürerim. Parfümde kırmızı biber var mıdır? Dillere bir bak, şu dillere. Her şeyi de bilir. Yavrum. Çocuk. Bana mı dedin? Evet, sana dedim. Ben çocuk değilim. Ben Mert'im. Mert. Mert. Benim adım Harun. Gözlerin babanın gözlerine ne kadar çok benziyor. Babamı tanıyor musun? Bak görüyorsun değil mi Yiğit Bey? Zahmet edip oğlunu geçirmeye bile inmedi. Bütün gece dolaştı şu salonda. Odasına gidip uyumadı bile. Gitme üstüne. Ben dün ağır konuştum. İçine oturmuş belli. Beter olsun inşallah. Sen onu bunu bırak da evimizde beslediğimiz şerefsizi düşün. Ne? Fare gibi giriyor çıkıyor işte odasına. Hissetmiyoruz bile varlığını. Şimdilik öyle. Bakalım bir baş göstermeye başlasın. Güvenmiyorsun herhalde artık ona. Bu kimle konuşuyor ya? Mert! Mert! Arabaya götür. Ne? Mert'i hemen arabaya götür. Mert. Halacığım, bak hiç değilse bu gece kaldı. Uyanınca beni ara. Dur bakalım. Böyle böyle ikna edeceğiz onu. Üzülme, tamam mı? İnşallah yavrum, inşallah. Hadi halacığım, hadi üşüme gir. Katil. Katil, senin burada ne işin var? Senin burada ne işin var? Allah belanı versin. Katil! Senin burada ne işin var? Allah belanı versin.
Anne yap. Sen benim kardeşim. Anne, anne senin burada ne işin var ha? Anne Allah dur. Dindar. Yapma anne. Allah belanı. Sen nereden çıktın? Parçalarım ben seni. Öldürürüm seni. Yardım edin. Bulacağım o beni. Senin burada ne işin var? Allah belanı versin. Senin burada ne işin var? Yani yardım edin anne. Seni parçalarım nereden çıktı sana? Kardeşimi öldürdün sen beni. Allah aç belanı versin. Aç kadın öldürürüm. Dur. Kardeşimi dur. Öldürdün. Öldürürüm. Aç, yapmayın. Öldürürüm bırak. Adam iyi değil. Allah belanı versin. İşler götür. Götür onu. Öldüreceğim seni. Kardeşimi öldürdü benim. Bırak. Gel bırak. Bırak sen nereden çıktın? İyi misiniz? Nefes al. Katil! Katil! Bize? Yiğit. Yiğit ben bunu öldürürüm. Bunun burada ne işi var Yiğit? Ben bunu parçalarım. Tamam, tamam. Nefes al. Yiğit bu ne? Yiğit ben bunu parçalarım Yiğit. Teyze lütfen tamam gel. Gel teyze lütfen. Gel. Ah, bunu, bunu oğluma ver. Oğluma ver. Oğluma ver. Yiğit! Yiğit nefes alamıyor. Gel çabuk. Ambulans çağıracağım. Oğlum. Oğlum. Alo, ambulans istiyoruz. Hasta adam, acil. Oğlum. Oğlum. Çok pişmanım. Çok pişmanım. Beni. Beni. Bile affetmeyecek.